Kürtler Esad'ın diyalog teklifini kabul etti. Hikmet Durgun Alp'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçlerinin, DSG, siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi, DSM, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın diyalog teklifini kabul etti. Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi İSO, Suriye hükümeti ile diyaloğa şartsız hazır olduklarını belirterek, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Edinilen bilgilere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, DSG ile müzakerelere açığız, açıklamasına ilişkin, Kürtler de müzakereye hazır olduklarını açıkladı. YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'nin siyasi kanadı DSM, Esad yönetiminin diyalog teklifini kabul etti. Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Meclisi, DSM, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de askeri yöntemlerin çözümü engellediği ve ülkede büyük tehlikelere zemin hazırladığı belirtilerek, Suriye hükümetinin görüşme açıklamasının olumlu bulunduğu vurgulandı. Biz Demokratik Suriye Meclisi olarak kurulduğumuz günden beri diyalog çalışmalarımıza devam ediyoruz. En başından beri Suriye sorununun çözümü için diyaloğu esas aldık, denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi, biz bu tehditlerle meşgul olmadık ve teröre karşı savaşta çalışmalara devam ettik. Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye'de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye'deki taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk. Şartsız diyaloğu kabul ediyoruz. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İso'da, birkaç gün önce Suriye Devleti Başkanı Beşar Esad, DSG ile diyaloğa hazır olduklarını mesajını verdi. DSM, Esad'ın bu açıklamalarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. DSM olarak her zaman diyalogu esas alıyoruz, diyaloga hazırız. DSG ve YPG hiçbir zaman saldırı yapmadı, kendini savundu. Biz DSM olarak diyaloga hazırız. Suriye hükümeti ile diyaloğa geçmek için hiçbir şartı kabul etmiyoruz, şartsız diyalogu kabul ediyoruz. Diyalog için de Suriye devletinin bize yönelik herhangi bir şartını kabul etmeyiz, dedi. Esad'ın tavırlarında samimi olmadığını da savunan İSO, şöyle devam etti, Astana için toplanan İran, Türkiye ve Rusya, silahlı muhalefet üzerinde bir etki yaparak Suriye toprağının hepsini Esad'a teslim etmek istiyor. Kürt bölgelerini de teslim etmek istiyor. Fakat Kürt bölgeleri koalisyonun savunmasında bulunuyor, ondan kaynaklı olarak Esad diyaloğa hazır olduğunun mesajını veriyor. Fakat biz inanıyoruz ki Rusya diyalog konusunda Esad'a yardım etmese diyalog resmi olmaz. Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz hafta Rusya Today, RT kanalına verdiği demeçte DSG ile görüşmelere hazır olduklarını ama askeri seçeneğin de hala masada olduğunu söyleyerek, müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü DSG'nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız, ifadelerini kullanmıştı.